kaç gündür memleketçe tadımız tuzumuz pek yok. Siz de benden çok farklı değilsinizdir diye tahmin ediyorum. Evet, halet ruhiyemiz biraz sarsıldı. Etkilenmemek elde mi kardeşim? Değil yani. Canımız, ciğerimiz vatanımızın evlatları, analarımız, küçük yavrucaklar zor günler yaşıyor Türkiye bu millet alem İslam'ın ümidi olduğu için alem İslam'ın da kalbi burada atıyor. Bütün alem İslam buraya yardımlar göndermeye çalışıyor. En fukara bildiğimiz milletler bile aralarında yardımlar toplamışlar. Rabbim maddi ve manevi bütün onların o yardımlarından buraları bereketlendirsin. Onların ümit dolu dualarını karşılıksız bırakmasın. Rabbim bütün ölenlerimize, şehitlerimize şehadet makamını tattırsın. Onları şehitlik makamına ulaştırsın. Onlara merhametiyle muamele eylesin. Kalanlara ise sabrı cemil ihsan eylesin. İnşallah kalplere ulaşabilen Rabbimizden isteyelim. Bizim elimiz uzanmıyor ama Rabbimiz isterse onların ruhlarına, kalplerine sekine verir mi? Verir. Onların korkularını giderir mi? Giderir. Küçük yavrular. En çok da beni onlar herhalde sarsmıştır. Üç tane evladım. Aslında dört. Biri de cennette. Böyle olduğu için hani bir empati kuruyor insan evlatlarıyla ilgili. Özellikle de o paylaştığım resim beni çok etkiledi. Baba evladını enkazın içinde böyle elini tutuyor ya. O çaresiz bakışları gerçekten kendimi orada hissettiğim bir empati kurdum. O kadar zor ki. Bir de onların öncesi halleri normal önceki bir, birkaç sene önceki belki çekildikleri fotoğraflar. Onları beraber görünce insan üzülüyor. Kim bilebilirdi kardeşim? Kimse. Yarın Belki bizim de başımıza farklı musibetler gelecek. Bu hayatın sonunda bir ölüm hakikati var. Bizler inanan insanlarız. Bizler Müslümanlarız. Biliyoruz ki bir ahiret var. Bir ebedi hayat var. Teselli buluyoruz bununla. E bu olmasa ne kadar zorlanır. Açıkçası tabiri caizse kafayı yerdik. O yüzden bu memlekete imansızlığı aşılamak onlara o yavrulara, o ihtiyarlara, o depremzedelere yapılmış belki en büyük kötülük olacaktır. Bunlar alelade işlerdir, tesadüfün eseridir, tabiattır, doğadır demek senin mal, malların hebaen mensur gitti, geçmiş olsun. Senin canların yok oldu. Bu o kadar büyük kötülük ki kalpte yara açıyor, kapanmaz yaralar. Ama şunu demek çok farklı değil mi? bu senin vefat eden sevdiğin var ya zaten bir gün ömrü sona erecekti. Belki çalışsa evliyalık makamına belki ulaşamayacaktı. Ama Allah ona öyle bir lütuf verdi ki kısa zamanda az bir meşakkatle, az bir musibetle çünkü ahirete kıyasen, ahiretteki mükafatın büyüklüğüne kıyasen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hadisi var değil mi? Dünyada en fazla musibet çekmiş olan en fazla musibete katlanmış olan mümini Allah diyor cennetine daldırıp çıkartacak ve ona soracak. Dünyadayken bir musibet gördün mü? Vallahi görmedim diyecek. Mükafat o kadar büyük ki gördüğü musibeti unutuyor insan. Ahirete kıyasen bu dünyada katlandığımız ne kadar çetin de olsa demek ki gözümüze az gelecek inşallah. Rabbim öyle mükafatlara bütün ümmeti Muhammed'i giriftar eylesin. İnşallah Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden Kevser havuzundan suyu içince o zaman ebedi saadetin tebessümü yüzümüze oturur da geride çektiğimiz sıkıntılara iyi ki sabretmişiz, iyi ki isyan etmemişiz deriz. Bir yavruca veya bir ihtiyara veya orada bir depremize diye şunu demek varken geri dönüp boşa öldüler, yazık oldu demek ne kadar büyük zarar ve tahribattır değil mi? Ona şöyle dense bak ömür zaten bitecekti ama Allah evliyalık makamının da üstüne çıkardı. Şehitlik nasip etti. Çünkü göçük altında kalmak, şehitlik hükmündedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bil mana. Şehadet mertebesine onları çıkartıyor. İmanının kuvvetine göre makamını daha da yükseltebilir. Öyleyse bizler hadiseye farklı bakmak zorundayız. Hakikat penceresiyle baktığımız zaman çok yönü var. Çektikleri bütün sıkıntılar inşallah kefaret zünüp olmuştur. Günahlarına kefaret olmuştur. Musibet zedelerin mal kaybı varsa Allah Resulü ona da müjde veriyor. Ne diyor? Sadaka oldu diyor. Sadakayı cariye. Belki evini, arabanı sadaka veremezdin. Bakın Frankfurt'ta birisi bana şunu anlattı. Almanya'da bu arada Almanya'daki, Avrupa'daki, Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki kardeşlerimizin selamıyla geldik. Onlar da binlerce insan yardım gönderdiler. O yardımlar da ulaşıyor elhamdülillah yerlerine. Allah hepsinden de razı olsun. Yani biz yalnız değiliz onu da bilin. Kardeşlerimiz çok selam gönderdiler. Zaten pek çoğu da abilerimiz, kardeşlerimiz atlayıp uçaklara geldiler. Ben havaalanında gördüm. Müthiş bir izdiham vardı. Şöyle bir şey anlattı. Dedi ki İş yerinde beraber çalıştığımız yerde birisi vardı. 3 tane binası. Yatırım yapmış, biriktirmiş yılların emeği ve sonra bu üç tane binayı satın almış, yaptırmış yani. Üçü de yıkılmış. Baktım isyan edecek mi diye. E abi dedim geçmiş olsun ne hissediyorsun? Elhamdülillah veren de Allah alan da Allah dedi. İşte bu. Bir müminin yaklaşımı böyle olursa onun psikolojisini ne bozabilir ki? Ona ne ümitsizlik verebilir ki? Arkadaşlar, kardeşler, canlı yayında olanlar, sonradan izleyecek olanlar, şu an burada hazırun olarak izleyen kardeşlerim. Vallahi atlatacağız bu günleri, billahi atlatacağız. Bu millet güçlü bir millet. Allah'ın izniyle nice zorluklara bugüne kadar göğüs germedik mi? Nice sıkıntıları beraber atlatmadık mı? Ama burada şerh düşmek gereken, ünlem koymak gereken bir hadise var. Nedir o? Ders almak hadisesi. Acaba ders alacak mıyız? Acaba almamız gereken dersleri ihmal mi ediyoruz? Yoksa almamız gereken mesajları alabiliyor muyuz? Bakın her şey bir mekteptir. Allah ders vermek üzere gönderiyor. Allah bizi helak etmek isteseydi çoktan yok olmuştuk. Tutsaydı cehenneme atsaydı atardı. Hiçbir şey diyemezdik. Çünkü malikül mülkiyete serrafufi fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünü de dilediği gibi tasarruf eder. Allah bizi istese cehennemin atar mıydı? Atardı. Hiçbir şey de diyemezdik. Onun mülküyüz. Onun kuluyuz. Ama bakın koronada da aynı şeyi gördük. Cenab-ı Hak aramızdan bazılarını şehit olarak aldığı yüksek makamlara çıkarttı, bazılarımızı da şahit olarak bıraktı. Gidenler günahlarını dökerek gittiler, sıkıntılar çektiler. Koronada da bir sürü insanımız vefat etti. Belki uzun zamana yayıldı diye bu kadar büyük bir musibet gibi düşünmeyebilirsiniz. Ama ahiretten bakın pek çok insanımız orada da şehadet mertebesine ulaştı. Onlar da günahlarını dökerek gittiler. Cenab-ı Hak her dönem belli başlı imtihanlara sokuyor. İstese hepimizi bu noktada helak edebilir ama etmiyor. Aramızdan bazı şereflileri, bazı nasiplileri ahirette yüksek makamlara çıkartıyor. Buradaki sır isyan etmemek sırrı Fırat. İsyan etmeyeceğiz. O bizim Rabbimiz ya. Musibetlere ne gözüyle bakacağız? Bu hadiseye de ne gözüyle bakacağız? Allah kement atıyor. Kement nedir? Böyle atarlar, boynunu yakaladık mı çekerler değil mi? İşte Cenab-ı Hak da musibet kementlerini boynumuza atıyor. Veya siz bunu isterseniz imdat simidi deyin. Denize düşmüş adama böyle yardım simidi atılır ya. Cenab-ı Hak bu kementi atmış boynumuza bizi kendine çekiyor. Normal zamanda Allah hatırlıyor muyuz? Unutuyoruz, gaflete düşüyoruz. Normal zamanda, hele ki üç aylar gibi böyle bir zamanda Allah'tan gafil olduk, üç aylara yakışır haleti Allah bizde görmedi. Biz Allah demeyi unutunca Allah bize Allah demeyi hatırlattı. Allahu Ekber demeyi hatırlattı. Herkes o depremin korkusuyla ve tesadüf değil, peş peşe iki tane büyük deprem, normalde olmamış bir iş. İki defa silkeleyerek adeta. Bir sağ yanağımıza vurdu. Gene ayılmadık demek ki bir de sol yanağımıza. Ama öldürmek için değil uyandırmak için vurdu. Öldürmek için olsa şu an konuşamazdık bile. Her gün nefesimizi bize veren, her gün ciğerimize girip çıkan havayı bize veren, bizi yaşatan Allah zaten istemese nefes alamayız. Bunu çok iyi fark etmemiz lazım. Zaten bu depremler bu yüzden geliyor. Bakın Allah'ı hatırlatıyor. Bir diye, bir yandan aczimizi hatırlatıyor. Çünkü biz kibre kapılıyoruz. Şimdi bakın adam paylaşmış ne diyor? Diyor ki işte bana bu kadar selam bile vermeyen falan patronumla aynı molozun başında beraber ağlıyoruz o kibirli gördüğüm adamın kibrinden eser kalmamış. Bir diğeri paylaşmış. Kiramı ateş pahası seviyesine çıkartan, bu yüzden dolayı beni sokağa atmaya çalışan ev sahibimle yıkılmış evimizin önünde yaktığımız ateşte beraber ısınmaya çalışıyoruz. Kibir kaldı mı? Kalmadı. Acizini anladı herkes. Bütün hepimiz anladık ne kadar acizmişiz. Ne yapacaksın? Ya bak ayette ne diyor Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu azqalaha ve qala al insan ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka ahalaha. İla ahirel Yani Zilzal suresinde mealen Allah şunları söylemiş. Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Ve yeryüzü ağırlıklarını dışarı çıkarır. İçinde ne varsa dışarıya döker diyor. Ve insan ne oluyor buna der. Çünkü insan her zaman ayağının altında o zemin sabit kalacak diye bir zanna, bir sıradanlıkla ilerliyordu. Mucizeleri görmez olmuştu. O artık olması gereken bir şeydi. Ne zaman ki Allah emir verdi ve o hareket etti ve içindekileri dışarı çıkardı, içindeki kudretin esma tecelliyatını dışarı çıkardı... O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verdi. Bu büyük ölçekte kıyamete bakar. Küçük ölçekte hususi küçük kıyametlere bakar. Bizim yaşadığımız küçük iki kıyametti. Bir şeyleri Allah bize hatırlatmak için yakamızdan tutup sarstı. Adeta sekeratül mevt gibi Ölüm öncesi can çekişme gibi vatanımız titredi. Ölüm sekeratı seni uyandırmadan evvel uyan. Herkese şu mesaj verildi. Bir gün öleceksin ve fani'sin. Gideceksin. Bak bir an göz açıp kapayıncaya kadar bak terk edebilirsin bu diyarı. Öyleyse hazırlıklı git. Öyleyse Hazırlan bak bir tane adamın videosunu gördüm. Adam diyor ki iki kere öldüğümü gördüm diyor. Gittim geldim. iki kere de sorguya çekildim. Sorgu melekleri sordu. "Men Rabbuke?" dedi. Cevap veremedim. Biliyorum zannediyordum. Ama cumadan cumaya namaz kılıyorum dedi. Kendisi söylemiş oldu. Kendisi en etkili belki nice vaizlerin, hocaların hutbelerde veremeyeceği vaazı verdi ya. Ne dedi? Ben cumadan cumaya namaz kılıyordum. Yani ne demek? Amelim yetersizdi. O yüzden cevap veremedim demek yani. Belki hayalen, belki hakikaten o anı yaşamış olabilir. Ya öyle bir yaşamasın rüya görsün ya. Rüya ise sadık rüya. Çünkü hakikat böyle zaten. İnsan ölecek ve o melekler gelecek ama ne surette? İyi surette mi? nasıl bir amel biriktirdiysen ona göre muamele göreceksin. Bu dünyada bilmek çare etmez. Son nefeste bakalım dilin dönecek mi yani? Ya. Diyor ya Niyazi Mısri, bir ticaret yapmadım. Nakdi ömrüm oldu heba. Yola geldim lakin. Göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip. Dide giryan, sine bir yan akıl hayran bir haber. Ya insan bir gün eyvah diyecek. Mesele zaten o eyvah demeden evvel Allah diyebilmek. Bir gün diyeceksin. Ama Cenab-ı Hak bu celali tecellisinin, bu deprem gibi musibetlerin arkasında bir de rahmetler gizler. Şimdi Hazreti Ömer'in musibetlere bir bakış açısı var. Müthiş bir yaklaşımı var. Diyor ki başıma bir musibet geldiği zaman şu üç şeyi düşünürüm diyor. Bir, demek ki diyor Allah'ın benle ticareti hala kesilmemiş. Alışveriş halinde. Ne, ne, ne kastediyor bu ticaretten? Yani Cenab-ı Hak bana bazı musibetler yaşatarak karşılığında bana mükafat verecek demek ki ahirette. Diyor ki bak hadiste geçiyor. Müminin ayağını diken batsa karşılığında mükafat alır. Hatta bir başka hadiste okumuştum. Diyor ki sadece kaygı. Bak, bedenine bir şey batmadı. Cebinden bir şey çıkmadı. Sadece kaygı yaşadın. Bir stres. O kaygıdan dolayı diyor mümine sevap verilir. Ya Allah'ın rahmetine bak. Rahmete bak. Bu kadar geniş merhamet sahibi olan Allah. Demek ki sana bir musibet geldiği zaman ne düşüneceksin? Mevlana'nın dediğini düşüneceksin. Kilimi döven adamın amacı nedir? Kilime zarar vermek mi? Hayır. Nedir? Kilimin tozunu almaktır. Cenab-ı Hak da bize bazı musibetler yaşatıyor. Niçin? Bizim günahlarımızı dökmek için işte dedik ya kefareti zünub. İnsan böyle bir musibetten dolayı bir zarara uğrarsa günahları böyle ermiş ağacın silkelenmesi gibi, onun meyvelerinin dökülmesi gibi dökülür. Aynı zamanda Cenab-ı Hak böyle enteresan da bir şeye vesile etti. Düşünüyorum birlik ve beraberliğe vesile oldu. Yani zahmetin içinde rahmet gizlemiş. Bakın Hazreti Ömer'in ikinci maddesi de bu. Diyor ki birinci madde Allah benimle demek ki hala alışveriş halinde. Demek ki ticaret devam ediyor. İki diyor ki ikinci madde olarak bu musibetin arkasında rahmet var. Çünkü her zahmetin peşine Allah bir rahmet gizler. İnne me'l yusri Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Allah'ın esması olarak Kur'an'da bize öğretilenlerden birine Zülcelal ve ikram. Önce celal sonra ikram. Önce zahmet sonra rahmet. Önce kış sonra bahar. Önce gece sonra gündüz. Demek ki zahmetin arkasında bir rahmet var. Bu rahmetlerden bir diğeri mesela Cenab-ı Hak bizi birleştirdi. Bu vesile kimsenin aklında şucu bucu kalmadı. Kimsenin aklında artı eksi kalmadı. Sadece solcu kalmadı. Herkesin derdi bir oldu. Herkes aynı gayeye koşmaya başladı. Eğer bu unutulmazsa böyle devam edebilir. İnşallah unutulmaz. İnşallah bu birlik beraberliğin kıymeti unutulmaz da başka dertlere tekrar düşmeyiz. Bizi biz yapan bizim aslında bir olmamız. Ya. Başka mesela duaya vesile oldu. Normalde belki bu kadar dua etmezdik. Dua zamanı dedik. Allah musibeti arttırınca mümin secdesini arttırır. Allah musibeti büyütürse mümin de duasını büyütür. Secdede kalma süresini çoğaltır. İbadetini arttırır. Duasını büyütür insanda. Müminin yapması gereken de budur. E bizler de ne yaptık? Yasinler dağıttık. Çınar altı olarak binlerce hatimler dağıttık. Okundu. Salavatlar dağıttık. Okundu. Bir de Cenab-ı Hak bizi öncesinde normalde planlamadığımız, son dakika planladığımız bir umreyle yani hep diyordum merak ediyordum ben böyle plansız umre yapmazdım. Böyle plansız bir şekilde bir anda çıkıp gitmezdik. Ne oldu da kalbimize bir anda böyle bir şey girdi? O zaman şunu demiştik. Demek ki duaya ihtiyaç varmış. Cenab-ı Hak bize dua ettirmek için bir yol açtı. Gittik abicim orada dua ettik ümmet için, insanlık için, vatanımız için çok dua ettik. Belki de diyorum biz ve bizim gibi Cenab-ı Hakk'ın aynı döneme denk getirdiği. Pek çok hocamız oradaydı yani. Salih Selman hocamız, İhsan Şanıcak hocamız, nice hocalarımız oradaydı. Nice kardeşlerimiz oradaydı. Biz gittik baktık o tavaf şampiyonlar ligi gibi hakikaten böyle çok güzel insanlar, müminler. Ahmet hocayla orada karşılaştık, Ahmet Bulut hocayla vesaire. Baktık böyle normalde denk gelmediğimiz kadar çok kardeşimiz, abimiz, hocamızla denk geldik. İsmail Ağ Cemaati komple oradaydı, İFAM oradaydı. Sofi kardeşlerimiz oradaydı. Hep böyle karşılaştık, selamlaştık, dualaştık. Dedim ya hiç ben Umre'yi bu kadar kalabalık görmemiştim. Meğer belki de Cenab-ı Hak bizi dua etmemiz için bir araya getirdi. O duaların etkisiyle de belki musibet ondan beşe indi belki, 8'e indi bilmiyoruz. Değil mi? Böyle bir şey olabilir. Belki çok daha büyük bir şey olacaktı. Bu da Hazreti Ömer'in üçüncü maddesi. Diyor ki daha büyüğü olabilirdi, daha büyük musibet gelebilirdi. Bununla o mesele çıkmış oldu. Hani deriz ya nazar çıktı. Hakikaten de böyledir. İnsanın başına gelen musibetler başka musibetlerin gelmesine bir set olurlar. Manevi kalkan olurlar. Verilmiş sadakamız varmış deriz ya. Şimdi ne oldu? Belki de bu musibetle daha büyük musibetin önü alındı ve bir yandan insanımıza Allah bolca sadaka verdirtti. Sonunda söyleyeceğim bir şey vardı ama yeri gelmişken ufaktan söyleyeyim. Dedim ya ders almamız lazım. İstanbul depremi için uzmanlar haber veriyor. Ve ne zamandır da söyleniyor. Beklenen zamandan belki 10 sene geçti. 10 sene belki önce bekleniyordu. Hani bu sene çok yüksek ihtimal deniyor uzmanlardan böyle duydum. Bunu bir evham için, panik için söylemiyorum. Ders almamız, önlem almamız, tedbir almamız için söylüyorum. Bir Japon'un videosunu paylaştım bugün. Gördünüz mü bilmiyorum deprem uzmanı. Nice Türk hocalarımız da var bunu söyleyen. Ama Japonlar millet olarak bu konuda sözü daha tesirli insanlar. Çünkü kendileri yaşıyorlar, uyguluyorlar yani. Uygulayanın sözü tesirli olur. Ne diyor? Önlem almak lazım. Hazırlıklı olmak lazım ve eğitim çok önemli diyor. Peşinden de diyor ki yakın zamanda Doğu Anadolu'da, o bölgede, Güneydoğu'da büyük bir deprem bekleniyor. Dediğinden bir ay sonra deprem oldu. Büyük bir deprem bekleniyor. Tedbir alınması lazım. Ben bunu diyor Allah'ın sizi bir uyarısı olarak görüyorum diyor. Marmara'da daha büyük bir deprem bekleniyor diyor. Rabbim inşallah ders alabilmeyi nasip etsin. Gerçekten çok büyük bir depremdi bu deprem. Yani emsali nadir görünen bir büyük bir depremdi ve yıkımı da büyük oldu. Ama Rabbim beterinden de korusun. Özellikle de kıyamet gibi o dehşetli en büyük musibetten bizleri muhafaza eylesin. Yani şöyle bir bakıyorum hakikaten 35 senelik ömrümde iki büyük deprem görmüş oldum. Nice depremler. Gerçekten normalde insanın 35 sene hayatına sığmayacak enteresan şeyler gördüm. Savaşlar gördüm, seller, yangınlar. Dedim ya bunların her birisi birer mektep aslında. Bize ders vermek için varlar. Yeter ki ders alabilelim. Oturacağız o mektebin başına. Şimdi önümüzde böyle bir imtihan var. Burada herkes kendini bir çek edecek, muhasebesini yapacak. Yani ben neleri eksik yapıyorum, neleri yanlış yapıyorum. Bir karar almamız gerekiyor ve hayatımızda bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Ben 99 depremini hatırlıyorum, yaşadım. Benim amcam oradaydı. 99 depreminden sonra camiler böyle full çekmeye başladı. Uzun bir süre full çekti. Vakit namazları cuma namazı gibiydi. Ama sonra gitgide insanlar gene gaflete düştü. Gene isyana başladılar. Biz de o zaman diyorduk yani ne bekliyoruz başımıza taş yağmasını mı? Aslında Allah'ın çok çeşitli tokatlamaları, uyarıları sürekli geliyor. O depremler, o yangınlar, o seller, hep afetler yani bir işaret veriyor adeta. E insan aklını başına al bak bu bir uyarı. Ders al ve burada ders nasıl alınır onu da söyleyelim. Yani birilerine suç atarak olmaz. Şunlar şöyle kötü, bunlar böyle yağmalamışlar, şunlar şöyle işte işe başka emeller karıştırmışlar. Bunlar şöyle suistimal etmişler. Bunlar şöyle günahlara girmişler. Günahlardan dolayı oluyor falan. Bu tarz söylemler yanlış. Müslümanca değil. Nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl ders almak lazım? Doğru ders şu şekilde alınır. Bir, benim hangi hatam var? Hatalar içinde düzeltebileceğim kendi hatamdır. Başkasının hatasını düzeltemiyorum. Kendi hatamı düzeltebilirim. Benim bu işte payım ne? Çünkü Umumi musibetler umumi günahlara göre gelir e ama umumi günahların içinde ben neredeyim? Benim ne katkım var bu işe? Çünkü herkes bir kova getirince göller taşıyor. Benim kovamda ne var? Ona bakmalıyım. Bir de ikinci olarak el hakkı ya'lu meselesi var değil mi? Yani hak bir amacın vasıtası da hak olmak zorundadır. Batıl bir vasıtayla hakka ulaşamazsınız. İki adam düşünelim. Birisi meyhane yapıyor mesela. Diğeri de cami yapıyor. Allah'ın kainatta koyduğu adetullah dediğimiz tekvini kanunları var, sünnetullahı var. Yani Cenab-ı Hak fizik, kimya kanunlarını koyan zat. Kanun var, elbette kanun koyucu var. Allah bu kanunları koymuş. E bu kanunlara uymadan sen nasıl başarılı olabilirsin? Açmışsın ellerini. Hiç çalışmadığın ders için dua ediyorsun. Allah'ım beni sınıftan geçirir. Allah diyor ki kulum sen benim kanunuma uymayarak yanlış yapıyorsun. O kanunları küçümsüyorsun. Ama ateist, ama Yahudi, ama deist o kanunlara uysa Allah onu muvaffak eder. Çünkü onun dua şekli odur. Dua iki türlü biliyorsunuz. Hem dille hem hal ile yapılan. Şimdi Meyhane yapan adam sağlam malzemeyle son teknolojiyle yapsa. Ama diğer tarafta cami yapan adam çürük malzemeyle yapsa, malzemeden çalsa, hırsızlık yapsa. Deprem olduğunda Allah hangisini yıkar? Tabii ki de çürük malzemeyle maldan çalanı, yanlış iş yapanı, Allah'ın kanununa uymayanı. Bu bize çok bariz bir mesajdır. Yani Müslüman Vastasız da hak olandır. El hakku yalu hak vasıta üstündür her zaman. Şimdi burada biz ders almak zorundayız. Bakın benim amcam deprem mühendisi hem de doçent. Kendisi bir üniversitede doçenttir. Şimdi amcam biz o 99 depreminden önce onları ziyarete gitmiştik. Binaların böyle, balkonları göçmüş. Çevre, mahalleye bakıyoruz hep yamuk yumuk. Apartman toplantısında yöneticiye, oradaki sakinlere diyor ki... ...yakın zamanda büyük bir deprem bekleniyor. Burası bizim mezarımız olur. Derhal güçlendirme yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Dışarıdan çelik konstrüksiyonla destekleyeceğiz. Kabul görüyor... Herkes ortaya bir şeyler koyuyor. Dışarıdan destek yapıyorlar. Deprem oluyor. Bütün mahalle yıkılıyor. O bina yıkılmıyor. Şimdi ders almak çok önemli. Varsın herkes bir fon oluşturalım. Herkes bütün gayretini ortaya koysun. Özellikle haksız kazançla zenginleşen müteahhitler tespit edilsin. Yedi sülalesi yese Doymayacak servet haksız kazançla elde edilen ettiği artık sar sultanın duyduğu kişiler varsa veya yanlış yolda giden insanlar varsa özellikle de bu insanlar ortaya bir fonla artık milletine bir katkının yapılması gerektiğini ne bileyim bir kamuoyu oluşturarak bir vicdan mekanizması oluşturarak tespit edelim ve bununla beklenen büyük bir depremde yıkılabilecek binalar varsa bunların tamirinde kullanalım veya yıkılıp daha sağlam olarak yapılmasında kullanalım. Çünkü can meselesi yani. Bundan daha acili var mı kardeş? Gerekirse diğer bütün icraatlarımız, diğer bütün faaliyetlerimiz, gün içi işlerimiz hepsini ya asgariye düşürelim, bekletebildiğimizi bekletelim, buna yoğunlaşalım. Çünkü insanlar bir gaflet anında yakalanırsa Allah muhafaza. Bir ders almak ve hazırlıklı olmak şart diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak bu vesileyle aslında şunu da fark etmek lazım. Dünya malına hırsımız vardı değil mi? O hırsı da özellikle bazı insanlar için kırdı yani. Bu hadiseler oldu. Bir bakıyorsun herkes dilinde şunu söylüyor. Ya dünya boşmuş ya. Her sabah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var ya bilmanı. Her sabah bir melek kalkar ve nida eder diyor. Şu insanların işine şaşılır. Ölmek üzere dünyaya gelirler. Yıkılmak üzere binalar inşa ediyorlar kumdan kaleler yapar gibi bir sonraki dalgada yıkılacak. İşte dünya hırsına düşen oraya şunu yapalım, buraya bunu yapalım gibi işte servetin, malın tek gaye haline geldiği dünya hırsına düşen insanlar bir şeyleri fark ettiler ve dediler ki dünya boşmuş. Tamam dünyada kalacağımız süre zarfı için o süreyi zilletle geçirmeyelim. Bunun için bu, bu miktar çalışalım ama ebedi bir hayat var. Buna çalışalım esas. İnsanda bu intibah oluşmalı ve bazı kişilerde de oluştuğunu görüyorum ya. Yani. E zaten şu enteresan bir şey değil mi? Ömrü boyunca insanlık toprak kavgasında. Herkes toprak kavgasında ama filmin sonunda herkese eşit miktar toprak atılıyor. Bu muydu peşinde koştuğun toprak? Al sana bir avuç toprak işte. Bir başka hadiste şöyle demiyor mu? İnsanın bir vadi dolusu altını bulunsa ikinci vadiyi ister. Onun gözü doymaz. Onun gözünü yalnız toprak doyurur. Bir gün işte toprak peşinde koşan insanın filminin sonunda herkese eşit dağıtılıyor toprak. İşte Allah'ın adaleti aslında kaderinde orada bir cilvesi, bir latif cilvesi. Gerçekten Dünyanın fani olduğunu çok net gördük. Ve ders almamız gerektiğini çok net anladık. Şimdi burada bir sual şöyle geliyor olabilir. Neden yani bu musibetler özellikle Müslümanlara geliyor? Neden başka yerlere gelmiyor? Niye mesela gevurlara bu kadar musibetler gelmiyor? Bunu bazıları merak ediyor. Neden Müslümanlar? Şimdi bunun için başta saydığım şeyler de var ama Üstad Bediüzzaman'ın şöyle bir yaklaşım var. Bak ne kadar güzel. Diyor ki, büyük hatalar ve cinayetler tehir ile erte erteleme ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler tacil ile yani öne çekme ile aceleye alma ile küçük merkezlerde verildiği gibi. Mühim bir hikmete binaen. Ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı mahkeme-i kübra-i haşre tehir edilerek ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Şimdi mesela bir zalim düşün. Kaç kişi öldürmüş? Diyelim 1 milyon kişi öldürmüş. E, kısas yapsan yapamazsın. Bir tane kuru canı var adamın. Kaç kere öldürtebilirsin adamı? Yaptığının cezasını çekemez. E müebbet hapis. Ağırlaştırılmış 400 senelik hapis. Adamın zaten şaka gibi. 60 sene ömrü ya var ya yok. E cezasını görmemiş olacak. Hapiste de bir de adamı besliyorsun. Var değil mi böyle bebek katilleri? Hapiste besliyorsun adamı. E ne oldu? Cezasını görmedi. Zalim izzetinde. E mazlunda, zilletinde. Adam perişan oldu. İşkenceyle öldü. Berbat korkular içinde öldü. İşte otomatikman ahiretin varlığına dair bir hemen farkındalık insana geliyor değil mi? Ha demek ki bir cehennem lazım ki bu adamlara ancak cezalarını bulabilirler. İşte Allah'ı inkar meselesi o kadar büyük bir cinayettir ki aslında sen bugün bir muhtara tokat atsan o da sana tokat atar. Bir valiye tokat atsan ne olur? 4-5 ay yatarsın değil mi? bir padişaha tokat atsan ipe götürürler. Öyle değil mi? Ölümdür ceza son. Ne oldu? Makam büyüdükçe ceza büyüdü. E sen ne muhtarı ne valisi ne padişahı kainatın sahibi olan Allah'a yoktur dersen veya isyan edersen emirlerine itaat etmezsen elbette ki onun cezası muhtarın cezası gibi olmaz. Yani hemen anında verilmez. İnsan şurada küçük bir araba kazası yapsa hemen 200 lira verirsin adama. Sen bunu yaptır dersin. Veya işte neyse. Biraz daha büyük bir şey olsa polis gelsin dersin. Tutanak tutalım. Biraz daha büyük bir şey olsa dava açarsın. Eğer ölümlü bir şeyse belki yıllar sürer. Çok daha büyük bir suçsa en büyük mahkemeye gider iş 2-3 sene sonra neticelenir. İşte Müslümanların meselesi aslında rahmet canibinden bu dünyada temizleme, ahirete kalmasın. Ahirete kalırsa iş kötü. Hani bazıları şöyle diyor ya, günahkar olduğumuz, oldukları için böyle oldu. Hayır, belki tam aksi. Esas günahkar olanları Allah ahirete saklıyordur belki de. Belki de az günahı olanları Allah bu dünyada temizliyordur. Böyle düşünce insan bir kendime çeki düzen vereyim. Tövbe kapısı kapanmadan tövbe edeyim der değil mi? Cenab-ı Hak işte gafletten uyandırmak istiyor. O yüzden yoksa dediğim gibi yok eder. Biz üç aylara belki layık şeyler yapmadık. Layık kulluk ortaya koymadık diye bizi belki silkeleyerek kendimize getiriyor. Dünyada müminin ayağına diken basa sevap kazanır dedik ya. Öyleyse esas musibet ne? Esas musibet dine gelen musibettir. Dünyevi musibetler insan ahirette kazandırır, dünyada da hatta belki kazandırır. Yani bir şeyleri düzeltirsin. E bizim de dediğim gibi ders almamız lazım. Ecdadımız Mimar Sinan asırlara meydan okuyan binaları inşa etti mi etti yani? Biz o seviyeden nasıl bu seviyeye düştük? Dünyanın en kaliteli binalarını yapan mimar Sinan ecdadımız hem İslam'ı hem bilimi çok güzel yaşıyordu. Kaşlı integraller alıyordu bugün hala alamıyoruz. Japonların o sistemi var ya bina sallanmıyor. Alta bir amortisör gibi bir şey koymuşlar. ismini unuttum. Neydi onun ismi? O sayede bina depreme antisismik bir tepki veriyor şiddeti yüzde seksen düşürüyor. Hiçbir şey hissetmiyorlar. 9.2 şiddetinde deprem oluyor. Biraz şöyle duruyorlar, sarsılıyorlar. Devam. O sistemi yıllar, yüzyıllar evvel Mimar Sinan yaptı. Onlar bizden gördüler belki de. Ya. Ben en çok şunu üzülüyorum biliyor musun? Adam 3 kuruş fazla kazanacağım diye malzemeden çaldı belki. Bilmiyorum müteahhit mi suçlu? Belki müteahhit suçlu değil. Belki müteahhitin haberi yok değil mi? O işin başına koyduğu ustalar veya gece bekçisi 500 bağlayacağı demiri 400 bağladı. 100 tanesini sattı adam belki. Yani böyle çok hırsızlık yapan usta olduğunu duyuyorum. Hırsızlık yapan işçi olduğunu duyuyorum. Belki de suçlu onlar. Bilmiyoruz. Ahirette göreceğiz. Yani ben kimseyi kınamıyorum kınama makamında da değilim. Bu da doğru da olmaz. Peygamberin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapmazdı. Kimseyi kınamadığım gibi acıyorum. Allah hidayet versin diyorum. Hidayet versin ki bu dünyada pişman olup telafi etmeye çalışsınlar, düzeltsinler. Ve dediğim gibi bir şeylerin artık farkına varmamız lazım. Hem dünyamız için hem ahiretimiz için yanlış gidenleri tez zamanda düzeltmemiz lazım. Önümüzde Allah muhafaza bizi bekleyen belki başka musibetler var. Hususan İstanbul için uzmanlar uyarıyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tez zamanda da bu musibetten kurtulmayı, yaralarımızı sarmayı nasip etsin. Rabbim o küçük yavrucaklara, o korkan yüreklerine yardımcı olsun. Onların sıkıntılarını giderebilecek olan Allah'tır. Dertlerine derman olabilecek olan Allah'tır. İnşallah tez zamanda bu sıkıntılardan kurtulurlar. Dediğim gibi çok fazla hatimler var, salavatlar var, binlerce, on binlerce, yasinler var. Türkiye çapında da, dünya çapında da İnsanlar harıl harıl Kur'an okuyorlar. Siz de okuyorsunuz biliyorum. Hatta ben gruba atmıştım. Bunlar manevi olarak birer sadaka hükmünde olduğu için, sadakayı cariye hükmünde olduğu için belaların gelmesine set oluyor. Türkiye'den hani bazı kimseler eleştiriyorlar ya tarikatlar, cemaatler. Müslüman düşmanı, İslam düşmanı. Tarikat düşmanı, cemaat düşmanı esas korkusu aslında İslam. İslam'ı yaşayan kişiler diye kastediyor aslında cemaat dediği. Çünkü cemaate karşı olan Allah'ın ayetinde söylemine de aynı tepki gösteriyor demektir. Çünkü Allah diyor ayetinde. bi بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا Allah diyor cemiyen bir araya gelin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve bir araya gelin. Ayrı düşmeyin. Vela teferrakul. Fırkalara ayrılmayın. Ayrı ayrı Bölük pörçük olmayın, dağılmayın, müstakilleşmeyin yani. Beraber olun diyor. O yüzden her cuma namazında bizi bir araya getiriyor. Her bayram namazında bizi bir araya getiriyor. Tek başına kıldığın namazdan bak 26 kat daha fazla sevap var diyor bir rivayete göre. Cemaatle kıl diyor. Seni birleştiren Allah zaten. Sen Allah'ın bu talebine nasıl düşman olabilirsin? Tam tersi. Senin emniyet sibobun belki de onlar. Onlar bu kadar dua etmese, ilimle meşgul olmasa, Kur'an okumasa şu an bu memleketin manevi kalbi onlar. Hafızlarımız, karilerimiz, zikirler, Kur'anlar, dualar bunlar sayesinde bir sadaka oluyor da manevi olarak set oluyor da set dizül karneyn gibi o belaların, musibetlerin belki dalga kıran etkisiyle tamamı gelmiyor. Allah bütün Müslümanlardan razı olsun. İsterseniz açalım ellerimizi bir dua edelim ve o dua ile dersimizi, sohbetimizi bitirelim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya Rab! Kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Ya Rabb, istikbalde bizi bekleyen bir şer, bir musibet varsa onu kaldır Ya Rabbi. Bizi bekleyen bir hayır, bir nimet varsa onu arttır Ya Rabbi. Allah'ım, bu musibette canlarını kaybedenlere, vefat edenlere, şehadet mertebesinde katından indireceğin en güzel rahmetleri indir Ya Rabbi. Allah'ım, malı gidenlerin mallarını sadaka olarak say. Ya Rabbi, açtık ellerimizi. Hangi kusurumuz? Hangi hatamız? Hangi vaziyetimiz, hangi tavrımız senin katında gazabını celbediyorsa ya Rabbi onu bizden kaldır. Hangi ahlak bizde olsaydı bizden hoşnut olacaksan onu da bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aline ve onun ümmetine öyle bir salatu selam eyle ki ya Rabbi. O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimize ihsan eyle. O salat ile bizi tüm kötülüklerden temizle. O salat ile bizi en yüksek makamlara ulaştır ya Rabbi gayelerin en son en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra bizi tüm hayırlara kavuştur. Hey Allah'ım sen bize kafisin. Sen ne güzel vekilsin, ne güzel koruyucusun, ne güzel yardımcısın. Bizlere yardım et ya Rabbi, bizleri koru ya Rabbi. Allah'ım dünyanın dört bir tarafından ellerimizi açtık kardeşlerimizle beraber yüreklerimizi bir eyledik. Katından indireceğin her rahmete muhtaç bir halde senden istiyoruz ya Rabbi. Affımızı istiyoruz, affet bizleri ya Rabbi. Yanına geldiğimiz zaman hiçbir kusurumuzdan dolayı bizi azarlamayacağın şekilde bizi affetmeni istiyoruz. Tertemiz eyle bizleri ya Rabbi. Dünyanın musibetinden, afatından sana sığınıyoruz gazabından affına sığınıyoruz. Ya Rabbi rahmetinle bizi sarıp sarmala. Allah'ım dünyanın musibetinden, meşakkatinden, sıkıntısından, kabir azabından sana sığınıyoruz Ya Rabbi. Allah'ım münker nekirin ve Azrail'in korkutucu şeklinden sana sığınıyoruz. En sevdiğin kullarına, onlara en güzel şekilde nasıl gösterdiysen bize de öyle göster. Ya Rabbi Kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ya Rabbi sorgumuzu çok kolay eyle. Bizleri namaz ehli olarak yaz. Ya Rabbi salih amelleri ve arkamızdan duaları, Kur'anları gönderenleri bizi onlarla nurlandır ya Rabbi. Allah'ım onlardan mahrum etme ya Rabbi. Ya Rab şu an kabri belki belli belli olmayan kimsesiz olarak, garip olarak ölenler var okuduğumuz bütün Kur'an-ı Kerimleri başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin başta Hazreti Hamza olmak üzere bütün şehitlerin ve bütün sahabelerin Ya Rabbi tabiinin, tebe-i tabiinin, eyme müştehidin, asır imamlarının bütün ölmüşlerimizin kabre sana şirk koşmadan irtihal etmiş olanların ruhlarına hediye edildik sen ya Rabbi bütün salihlerin, bütün alimlerin, üstadlarımızın ruhlarına hediye ediyoruz sen vasileyle. Hasreten Ya Rabbi şu musibette musibet zede olarak, mazlum olarak vefat etmiş olanları onların ruhlarına hediye ediyoruz. Sen hissedar eyle, haberdar eyle Ya Rabbi. Allah'ım kimsesizlerin kimsesi ol. Ya Rabbi şu soğuk kış günlerinde o enkazın altında tir tir titreyenler var. Sesini duyuramayanlar var. Ya Rabbi biz duyamıyoruz ama sen duyuyorsun onların sesini. Sen ulaş onlara ya Rabbi. Sen yüreklerine huzur ver. Sen onları feraha kavuştur ya Rabbi. Sıkıntıyı hissettirme onlara ya Rabbi. Allah'ım enkazdan insanları kurtarmak için çalışanlara da sen yardım et. Onlara sabır ver. Onlara güç kuvvet ver. Onlara hikmet, feraset, basiret ver. Kulaklarını aç ya Rabbi. Allah'ım, sen nusretinle yardım et. Meleklerinle yardım et. İnayetinle yardım et ya Rabbi. Allah'ım, oradaki masum ve mazlumlara sen yardım et. Allah'ım enkazdan kurtulması mümkün olanlar varsa hepsinin kurtulmasını senden niyaz ediyoruz. Sen nasip et ya Rabbi. Allah'ım, ellerimizi açtık. Benim o çok sevdiğim Ebu Derda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı, sahabesi, onun duasıyla sana dua ediyoruz ya Rabbi. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, aleyke tevekkeltu ve ente Rabbil arşil kerim, maşallahü lehu kâne ve ma'lem ma yeşâlem yekun ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim Âlemu enne lehu enne la hala kulli şeyin kadir ve enne Allah kad ahata bi şeyin ilma. Allahumme inni auzu bike min nefsi ve min şerri kulli dabbetin. Ente ahizun bi nasiyatiha. rabbi ala sıratin müstakim. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Ben sadece sana dayanıp güvendim. Sen yüce arşın sahibisin. Sen neyi dilersen o olur. Dilemediklerin olmaz. Günahlardan dönüp ibadetlere yöneliş ancak yüce ve büyük olan senin kuvvet ve kudretinledir. Ben biliyorum ki senin her şeye gücün yeter, ilmin her şeyi kuşatır. Ey Allah'ım biz nefsimizin şerrinden sana sığınıyoruz. Perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılarından ve mahlukatından ve hadise, hadisatın tazdikatından sana sığınıyoruz. Şüphe yok ki Rabbimiz... Sensin sen hak üzeresin. Bismillahirrahmanirrahim. İsmi şeyun fil ardi, ve sema'i ve huves alim. İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o her şeyi işitir ve bilir. Evet, Allah'ım. Sana bu dualarla açtık. Hep beraber Yüreklerimizi yan yana getirdik kardeşlerimizle senden niyaz ediyoruz. Bizlere rahmetinle muamelede bulun. Ya Rabbi sen bizlere güç kuvvet metanet ver. Tez zamanda enkaz altındaki kardeşlerimizi de aydınlıklara kavuştur. Şu zamanda birlik olmamız gereken zamanda ayrı düşmemeyi nasip et. Bize birlik, dirlik ve dirayet ver ya Rabbi. Ümmet şuuru elde etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Biz ne dedi senden bekliyoruz? Tek melce ve mence seni tanıyoruz. Sığınak ve dayanak yalnız sensin. Kapına geldik, el açtık. Ne olur kapıda bırakma bizleri. Kapından çevirme bizleri. Ya Rabbi affet bizleri. Bizim günahımız çok ama senin affın daha çok, lütfun daha çok. Bizleri bağışla ya Rabbi. Hazinen sonsuzdur. Rahmetin sonsuzdur. Bizi affetmekle bizim bütün günahlarımız toplansa bir damla olsa senin rahmet okyanusundan bir damla eksiltmez. Affet bizleri ya Rabb'i. Bizler tertemiz olmak istiyoruz. Bir daha da günahlarımıza dönmek istemiyoruz. Bizleri istikamet üzere yaşat. Bu vatana, bu memlekete de yardım et ya Rabb'i. Allah'ım, güvenlik kuvvetlerimize, milletimize hem bereket, hem varlık, hem güç, kuvvet, hem feraset, basiret ver. Ya Rabbi hem de dünyaya meyletmemeyi, etmemeyi, dünya sevgisine düşmemeyi, hırsa kapılmamayı, kibre düşmemeyi nasip et. İsyan etmemeyi, daima sabretmeyi nasip et Ya Rabbi. Allah'ım dünya ve ahiret saadeti senden istiyoruz. Katından indireceğin her rahmete muhtacız. Her şerden de sana sığınıyoruz. Ya Rabbi sen... Sana sığınanları ortada bırakmazsın, geri çevirmezsin. Sen kimsesizler, kimsesizsin. Affına geldik, affından mahrum bırakma. Mağfiret yağmurlarla bizi yıka. Ya Rabbi, senin rızan için. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun aleyl ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.